Süvari Kutupların Bilinmesi Yazan Muhyiddin İbnül Arabi Seslendiren Betül Güler Hareketten Soyutlanmak Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki süvarilerin dayandığı esaslar çoktur. Bunlardan biri kendisine yerleştirildiğinde hareketten soyutlanmaktır. Bu nedenle süvari olmuşlardır. Onlar binekleri üzerinde duran bineklerinin hareket ettirilmesiyle hareket eden kimselerdir. Onlar kesilmesi emredilen şeyi kendileriyle değil başkaları vasıtasıyla keserler. Böylece hareketin güçlüğünün vermiş olduğu sıkıntıdan rahatlayarak ve hareketin yol açtığı iddiadan uzaklaşarak ererler. Kısa bir zamanda uzak mesafeleri kat etmekle övünselerdi. Bu övünme kendilerine değil vasıtasıyla o mesafeyi kat ettikleri bineye dönerdi. Onlar yüz çevirenlerdir ve bir iddiaları yoktur. Düsturları Allah'tan başkasının güç ve kuvveti yoktur ifadesi, ayetleri attığında sen atmadın fakat Allah attı ayetidir. Onlara şöyle denilir, bu mesafeleri kat ettiğinizde onları siz değil, binekler kat etmiştir. Onlar taşınanlardır. Dolayısıyla kulun gücü efendisinin otoritesine bağlıdır. Kendisi ise horluk, acizlik, gevşeklik ve zayıflık sahibidir. Onlar Allah'ın gece ve gündüzde durağan her şey onundur ayetiyle dikkat çektiğini gördüklerinde harekette bir iddia bulunduğunu halbuki durağanlığa iddianın bulaşmadığını öğrenmişlerdi. Çünkü durağanlık hareketin reddidir. Bunun üzerine şöyle derler. Allah bize bu manevi mesafenin kat emretmiştir. Biz onu kendi kendimize kat etmiş olsaydık bile muslat mertebesinde onunla övülmek için nefislerimize güvenmezdik. Çünkü nefisler inatçılık, öne geçme ve övünmeyi sevme özelliğinde yaratılmıştır. Bu konuda nefislerimize dayansaydık o yüce mertebeyi göstermemiz gereken saygı ölçüsünde eksik kalırdık. Şöyle derler, bu mesafeleri kendileriyle kat edeceğimiz binekler edinmeliyiz. Övülmek isterlerse övünme nefislere değil bineklere döner. Bunun üzerine kendisinden başka güç ve kudret sahibi olmayandan soylu develer edinmişlerdir. Develer susuzluğa ve açlığa at ve benzeri bineklerden daha dayanıklıdır. Yol çorak ve susuzdur susatır. Devenin özelliğine sahip olmayan binekler o yolda perişan olur. Bu nedenle binek olmaya uygun diğer binekleri değil soylu develeri seçmişlerdir. Bu yolu elhamdülillah hamd Allah'adır. Bineğinin geçmesi mümkün değildir çünkü bu zikir Muslat'ın özelliğidir. Subhanallah Allah münezzehtir bineği de uygun binek değildir. O da tecellinin özelliklerindendir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur cümlesi de uygun binek değildir. O da iddia özelliklerindendir. Allahu Ekber. Allah en büyüktür de uygun binek değildir. Bu da mukayeseli üstünlüğün özelliklerindendir. Böylece la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur ifadesi binek olarak ortaya çıkmıştır. Bu ifade söz, fiil, zahir ve batın olarak yani gizli ve açık olarak amellerin özelliklerindendir. Çünkü söz konusu kimselere amel işlemeleri emredilmiştir. Yolculuk, kalp, beden, mana ve duyu olarak bir ameldir. Bu amel Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur ifadesine mahsustur. Çünkü onlar bununla La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derler. Bizse onunla Subhanallah, Allah münezzehtir ve benzeri diğer söz ve amelleri söyleriz. Durağanlık, hareketin yokluğu, yokluksa onların aslıdır. Bu durum daha önce bir şey değilken seni yarattım ayetinde dile getirilir. Burada Allah bir şeyle var olanı kastetmiştir. Onlar durağanlığı harekete yeğlemiştir. Durağanlık asıl üzere kalmak demektir. Allah gece ve gündüzde durağan her şey onun durayetinde, yaratıkların yokluğu onun için kabul ettiklerine, varlıktaysa onu iddia ettiklerine dikkat çekti. Hakikatler babındaysa Allah gece ve gündüzde durağan her şey ona aittir ayetiyle bu ayette iddia ettikleri şeyi kendilerine izafe etmelerini engellemiştir. Durağanla kastedilen sabit olan şey demektir. Sabit olmak vücudi bir durumdur. Akılda var olur, dışta değil. Dahası göreli olarak vardır. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Allah ona ait olan şeyi kendinize nispet ettiğiniz iddiasını işitir. Gerçeğin ise sizin iddia ettiğinizden farklı olduğunu bilir. Onların bir esası da benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar diliyle tevhiddir. Bu ise kök mesabesindeki farz amellerin dalları ki bunlar nafile ibadetlerdir, vasıtasıyla meydana gelen makamdır. Çünkü fer'i ibadetler ilahi sevgiyi meydana getirir. Sevgi ise kulun bu nitelikte olmasını sağlar. Bu nitelik bu sınıftaki kulların Hızır'ın hüküm ve bilgisinden bildiklerini verdikleri hükümlerdeki kaynaklardır. Söz konusu asıl, kazanılmış bir asıldır ve o Hızır için Allah'ın verdiği rahmetle ilahi inayetin dayanağıdır. Hz. Musa'nın Hızır'dan öğrenmek istediği bilgi bu rahmetten meydana gelmiştir. Ortaya koyduğumuz meseleyi iyice düşünürsen, Muhammed milletinin ve ümmetinin velayetinin değerini ve mertebesini öğrenirsin. Bu ümmetin geneli hakkında şeriat yapılmış, kökten çıkan dallarda oluşan çiçeğin meyvesi Hızır'ın bilgilerinin kaynağıdır, aslıdır. Hızır kendisiyle karşılaşmakla Allah'ın kulu Musa'ya ihsanda bulunduğu ve vasıtasıyla Musa'ya edep öğrettiği kimsedir. Böylece Muhammedi için Hızır kök olan şeyin aslının, dalının, dalının dalı meydana gelir. Musa gibilerse Hızır'dan sahip olduğu bilgiyi kendilerine öğretmesini ister. O halde bu Muhammedi Arif'in mertebesinin nerede farklılaştığına bakınız. Hazreti Peygamber Rabbinden aktardığı kutsi bir hadiste şöyle der. Allah şöyle buyurur. Bana yaklaşan kullarım farz kıldığım şeyleri yerine getirmekten daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Asıl olan budur farzları yerine getirmek. Sonra şöyle buyurur. Kul bana nafile ibadetlerle yaklaşmayı sürdürür. Nafile ibadetler farzlara ilave. Fakat farzlar kendileri için asıl olabilsin diye onların cinsinden olan ibadetlerdir. Misal olarak namaz, zekat, oruç, hac ve zikir gibi nafile iyilikleri verebiliriz. İşte bu köke en yakın daldır. Sonra bu amel ki nafiledir. Allah'ın kulu sevmesini sağlar. Bu durumda söz konusu olan bir lütuf sevgisi değil, özel bir beden olarak özel sevgidir. Çünkü esastaki lütuf sevgisinde Allah katında bütün mutlular ortaktır. Bu sevgi o kimselere nafile iyiliklerle Allah'a yaklaşmayı sağlamıştır. Sonra bu sevgi ki o çiçek mesabesindeki ikinci daldır, halkın kulun işitmesi görmesi ve ele olmasını sağlar. Bu ise üçüncü daldır ve çiçekten çıkan meyve mesabesindedir. Bu esnada kul hakla konuşur, hakla duyar, hakla görür, hakla tutar ve hakla idrak eder. İşte bu makamın vermiş olduğu özel ilahi vahidir. Melek bu vahide aracı değildir. Bu nedenle Hızır Musa'ya bilgice ihata edemediğin şey demiştir. Çünkü peygamberlerin vahyi Allah ve peygamber arasındaki elçi olan melek vasıtasıyla gelir. Dolayısıyla peygamberin şehadet aleminde hükmü uygulamada Hızır'da tahsis edilmiş bu zevke dair bir bilgisi yoktur. Şehadet aleminde ilahi hükümleri yasa yapmak için peygamber göndermenin adet olmuş tek yolu, peygamberin kalbine inen veya ona bir surette kendini gösteren meleğin aracılığı olmuştur. Peygamber şeriatı ancak bu nitelikte olduğunda bilebilir. Şeriatten başkasını bilemez. Çünkü peygambere ait olan şey farzları yerine getirmenin sağladığı yakınlık, onlara dayanan Allah'ın kulunu sevmesi ve bu sevginin doğurduğu şeylerdir. Hızır'a ait olansa nafile ibadetlerin sağladığı yakınlık onun sevgisi ve bu sevginin ona verdiği bilgidir. Bu bilgi Allah'a dair bilgidir. Yoksa hüküm koyma ilmi ve şehadet aleminde hükme uygulama ilmi değildir. O halde bilgice kuşatamadığın şey bu kabildendir. İşte Musa'ya değil de Hızır'a tahsis edilen ilim bu ilimdir. Bu noktada şeriat hakkında önceden bilgisi olmayan Muhammed'i aktarım vasıtasıyla ve fıkıh, Hadis okuyarak şer'i hükümleri öğrenerek hüküm verir. Böylece bu makam sahibinin bilgisi bu mertebeden indirilmiş şeriatin bulunduğu hal üzere şeriatin bildirdiği hükmün bilgisiyle örtüşür. Söz konusu kişi peygamber değildir ve burada söz konusu olan sadece ilahi bildirim ve bu makamın vermiş olduğu korunmadır. Hüküm getiren peygamberliğin onda bir payı yoktur. İşte bu bilgice kuşatamadığın şey ayetinin anlamıdır. Çünkü peygamber bu hükmü ancak Cebrail'in kalbine inmesiyle veya meleğin ona bir adam şeklinde görünmesiyle almıştır. Hz. Peygamber'den sonra peygamberlik ve risalet sona erdiğine göre bu şahsa olan bildirim Muhammedi şeriatın şehadet aleminde bulunduğu duruma göre gerçekleşir. Hz. Musa'nın zamanı gibi şeriat gönderilen bir zamanda olsaydı, bu veliden hüküm, meleğin vasıtası olmaksızın Hakk'a yakınlık mertebesinden Hızır'dan ortaya çıktığı gibi çıkardı. O halde Resul ve Nebi tıpkı bu veli gibi Hakk'a yakınlık mertebesinin sahibidir. Veli ise bu mertebeden hüküm koyma hakkına sahip değildir. Hüküm koymak ancak melek vasıtasıyla peygamber için gerçekleşebilir ve o da son bulmuştur. Burada şöyle bir durum vardır sonradan gelen peygamber için önceki peygamberin şeriatinden kendisi için şeriat olan kalan kısmı acaba şeriatinin diğer kısımları gibi Cebrail vasıtasıyla mı meydana gelir? Yoksa söz konusu kısım sonraki peygamber için Hızır ve aramızdan veliler için gerçekleştiği gibi yakınlık mertebesinden mi meydana gelir? Bana göre bu durum o peygamberin tahsis edildiği hükümlerin gerçekleştiği tarzda meydana gelir.'' Bu nedenle güvenilir adil kişi bilgice kuşatamadığın şey ifadesini doğrular. Bu görüşe yolumuzdan herhangi bir kimsenin karşı çıktığı ve muhalefet ettiğinin bilinmediği gibi biz de böyle birinin varlığını öğrenmedik. Böyle bir görüş ayrılığı olduğunu farz etsek bile bu konuda bizimle görüş ayrılığı ancak iki kişiden biri için düşünülebilir. Birincisi gerçeği karıştırıp İlahi bildirimi hüküm sayan Allah ehlidir. Böylece nebi veya peygamberin bu ümmet içinde öyle olabileceğini mümkün görür. Önceki zamandaysa hüküm önce gelmiş peygambere aitti ve o mutlaka bu başkasına ait bir hükümdür diye melek vasıtasıyla peygambere bir bildirimdi. Allah peygamberleri zikrettiğinde şöyle der: Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Allah peygamber için onların hidayetini vahiy ve ruh vasıtasıyla zikretmiştir. Bizimle görüş ayrılığına düşecek diğer kişi ise hükmü haber vermeye kıyaslayan kimsedir. Bu ikisinin dışındakilerle aramızda bir görüş ayrılığı olmaz. Bununla birlikte belirttiğimiz konuda herhangi bir kimsenin görüş ayrılığı veya görüşümüze katılma bize ulaşmamıştır. Bu tabakanın esaslarından biri de Allah'ın duyduğu şeyle konuştuğunu kabul etmektir. Onlardan başkası zevk yönünden bunu söyleyemez. Fakat bunu iddia eden kimse akli delil yönünden onu dile getirebilir. Halbuki onlar bu bilgiyi ilahi tecelliden almış, başkaları ise onu kendiliğindeki duruma uygun ki o gerçek demektir, doğru düşünceden almıştır. Görüş ayrılığı sadece bu yolda gerçekleşir. Bu yolsa gayeden ibaret olan menzilde birleşseler bile o yol değildir. Şu halde Allah kendisi nedeniyle duyan, kendisi nedeniyle gören, kendisi nedeniyle bilendir. Allah'ı isimlendirdiğin veya Allah'ın kendisine nispet ettiği şey için sıfat veya naat lafzını kullandığında Allah'a karşı edepsizlik yapanlardan san nitelediğin veya betimlediğin her şeyde durum böyledir. Allah bu gibi durumlarda sadece isim lafzını kullanmış ve şöyle demiştir. Rabbinin ismini tesbih et. Rabbinin ismi münezzehtir. En güzel isimler Allah'a aittir. Onlarla Allah'a dua ediniz. Müşrikler hakkında ise şöyle buyurdu. De ki onları isimlendiriniz. Halbuki onları niteleyin, betimleyin buyurmadı. Bunun yerine Allah Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir buyurdu. Böylece Allah saygılı ve anlayışlı biriysen kendisini lafız ve anlam olarak nitelikten tenzih etmiştir. Allah'a karşı edepsizlik yapanlardansan dememin sebebi budur. Bize karşı çıkan kimseler şöyle iddia etmektedir. Allah bir bilgiyle bilir, bir kudretle güç yetirir, bir görmeyle görür. Tenzih niteliklerinin dışında Allah'ın isimlendiği her şey böyledir. Çünkü bizimle farklı düşünen grup El-Gani gibi niteliklerinde böyle söylemez. Onlardan biri bütün nitelikleri Allah'ın zatıyla var olan anlamlar sayar. Bunlar ne odur ne de ondan başkadır. Bilakis zatı üzerine ilave hakikatlerdir. Üstad Ebu İshak yedi sıfatı Allah'ın zatına ilave asıllar saymıştır. Allah'ın zatı onlarla nitelenir. Her ismi de delaletinin verdiği anlama bağlamıştır. Bütün tenzih niteliklerini el-hay isminin cetveline, el-habir, el-hasib, el-alim, el-muhsi ve kardeşlerini ilim cetveline, eş -Şekur ismini kelam cetveline yerleştirmiştir. Böylece bütün nitelikleri yani yedi sıfattan her birini el-halık, el-razık isimlerini kudrete katması gibi bu yöntemle kendilerine uygun isimlere katmıştır. Üstadın yöntemi buydu. Eşari kelamcılar, zata ilave niteliklerin bulunduğunda görüş birliğine varmış, sonra da deliller ortaya koymuşlardır. Ardından ilave hakkında görüş birliğine varsalar bile şu konuda kesin delil bulamamışlardır. Acaba zata ilave bu şey farklı hükümleri olan ki ilave ise böyle olması kaçınılmazdır. Tek hakikat mi yoksa farklı hakikatler midir? Eşari uzmanlar bu konuda bir şey söylememiştir. Bunun yerine bir kısmı işin kendiliğinde tek bir hakikate dönebileceğini iddia ederken bir kısmı farklı hakikatlere döndüğünü iddia etmiştir. Şu var ki onun zat üzerine ilave bir şey olması kaçınılmazdır. Bu, kelamcının ortaya koyduğu düşüncenin hüküm vermeyişin dışında herhangi bir yararı yoktur. Çünkü zat, birinci kabule göre kendisine ilave tek bir hakikat kabul edildiğinde pek çok ilave şeyi de kabul edebilir. Bu durumda çoklukları sayılamayan kadimler meydana gelir. Bu, Ebu Bekir el-Bakillani görüşüdür. Bu konudaki görüş ayrılığı uzar. Bizim yöntemimiz bu esasa dayanmaz. Bu esas derken onların görüşlerini reddetmek ve tartışmayı kastediyorum. Bizim yöntemimiz herkesin bilgi kaynaklarını açıklamaktır. Her grup bir şeyi aktarırken aktardığı şeyi nereden aktarmıştır? Böyle düşünmesinin sebebi nedir? Görüşü onun mutluluğuna etki edecek mi, etmeyecek midir? İşte bu Allah yolunun ehlinin Allah'ı bilmeye dair payıdır. O halde biz Allah'ın yarattıklarından herhangi birinin görüşünü reddetmekle ilgilenmeyiz. Bunun yerine bazen ilahi genişlik nedeniyle bu konuda onlar adına mazeret bile sunarız. Çünkü Allah kendisince bir delil olduğunu görerek Allah'la beraber başka ilaha bir delil nedeniyle dua edenler hakkında bile mazeret ortaya koymuştur. Bu meyanda Allah şöyle buyurmuştur. Hiçbir delili olmadığı halde Allah'tan başkasına tapan kimse. Onların bir esası da Allah'a karşı saygıdır. Bu nedenle Allah'ı ancak onun kendisini isimlendirdiği şeyle isimlendirir. Sadece onun kendisine izafe ettiği şeyi izafe ederler. Nitekim Allah sana ulaşan her iyilik Allah'tandır buyurur. Kötülük hakkındaysa sana ulaşan her kötülük kendindendir buyurur. Ardından şöyle demiştir. De ki hepsi Allah katındandır bunu her ikisi hakkında belirtmiştir. İyilik ve kötülük bir araya geldiğinde bunlar Allah'tandır deme, Allah katındandır de. Böylece Kur'an, kullanılan bir şeyin Allah'tan veya Allah'ın katından olması örneğinde lafza dikkat etmiştir. Bilmelisin ki bir toplam tek başına kalıp başkasıyla birleşmediğinde her tekil hakikatten farklı bir anlama sahiptir. Misal olarak kara boyayla mazı arasında mürekkebin siyahlığını verebiliriz. Bu meyanda Allah kendisinden olanla katından olanı ayırt etmiştir. Allah belirli bir grup hakkında şöyle söyler. Allah en hayırlısı ve en kalıcısıdır. Burada ifade üstünlük bildiren kalıpla gelmiş ve aralarında bir ilişki yoktur. Nitelikleri belirli bir grup hakkındaysa demiştir ki Allah'ın katında olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Allah'ın katında olan Allah'tan olanla aynı olmadığı gibi hüviyetinin de aynı değildir. O halde iki grup arasındaki fark iki mertebe arasındaki farktır. Nitekim birine ailene ne bıraktın? Hz. Peygamber'in Hz. Ebu Bekir'e söylediği söz denilmiş. Allah ve peygamberini bıraktım diye cevap vermiş. Aynı soru başkasına sorulmuş. O ise malımın yarısını bıraktım diye cevap vermiştir. Hz. Peygamber de aranızdaki fark, kelimelerinizin arasındaki farktır buyurdu. Başka bir anlatımla mertebedeki farkınız belirtildiği gibidir. Kul, Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirdiğinde onu Allah katında daha hayırlı ve kalıcı yapar. Kul, onu bir yönden alemden alırsa ki bu perdelenme uzaklık ve kınanmayı gerektirir, onu Allah katında daha hayırlı ve kalıcı yapmıştır. Artık sen de mertebeleri ayrıştır. Allah edeplileri ve onların kendisini bilme derecelerini bize bildirmiştir. Bu bağlamda dostu İbrahim'in şöyle söylediğini belirtir. Beni yaratan, beni hidayete ulaştırandır. O, beni doyuran ve içirendir. Hz. İbrahim, beni aç bırakan dememiştir. Hastalandığımda, fakat beni hasta eden dememiş, bana şifa verendir demiştir. Böylece Hazreti İbrahim şifayı Allah'a, hastalığı kendisine nispet etmiştir. Bununla birlikte hepsi Allah katındandır. Fakat Allah peygamberlerine edebi öğretmiştir. Çünkü ölümden farklı olarak nefisler hastalığı kabul etmez. Ariflerin faziletleri bu hapisten kurtulmak için ölümü ister. Peygamberlerse Allah'a kavuşmak için ölümü isterler. Allah ehli de böyledir. Bu nedenle bir peygamber ölümü tercih edip etmemede özgür bırakılsaydı ölümü tercih ederdi. Çünkü ölümde Allah'a kavuşma vardır. Başka bir ifadeyle ölüm Allah'tan peygamberine bir nimettir. Hastalıksa hissettirdiği acı nedeniyle Allah'ın farz kıldığı yükümlülükleri yerine getirmeyi engelleyen bir meşgaledir. Kul sorumluluk mahallindedir. Acıyı sadece hayvani ruh hisseder ve bedeni yöneten ruhu bu dünyada çağrıldığı işten alıkoyar. Bu nedenle Hz. İbrahim hastalığı kendisine, iyileşmeyi ve ölümü ise hakka izafe etmiştir. Nitekim Hz. Musa'nın arkadaşı da onu ayıp bir eylem saydığı için gemiyi tahrip işini kendisine nispet etmiştir. Halbuki ebeveyne merhamet içerdiği için çocuğu öldürmeyi kendisine ve Rabbine izafe etmiştir. Hızır, bu davranışların kötüsünü kendisine, duvarı onarmayı ise Rabbine izafe etmiştir. Çünkü onarımda iyilik ve hayır vardır. Allah, kulu Hızır'ın geminin parçalanması hakkında şöyle söylediğini bildirir. Ona bir kusur vereyim istedim. Bunun nedeni, yüce mertebeyi, örfte ve adette, görünüşü çirkin bir şeyi kendisine izafe etmekten, Tenzihtir. Duvarın onarım hakkındaysa iki öksüze bir rahmet içerdiği için çünkü bu onarım nedeniyle çocuklara bir hayır ulaşacaktır. Şöyle demiştir Rabbin irade buyurmuştur ki burada Hızır Hazreti Musa'ya bildiriyor bu iki yetim olgunluklarına ulaşsın ve Rabbinden bir merhamet olarak hazineleri ortaya çıkarsınlar. Hazreti Musa'ya öldürdüğü çocuk hakkında şöyle demiştir. O kafir olarak yaratılmıştı. İnançsızlık kötü bir niteliktir. Allah şöyle buyurur. Allah kulları için küfrü hoş görmez. Hızır, Musa'ya Allah'ın o çocuğun anne ve babasına bir iyilik ve temizlik olarak küfrü değiştirdiğini bildirmek istedi. Hz. Musa'ya göre bir ayıp olan bu meseledeki eksikliği kendisine izafe etmek istedi. Nitekim Hz. Musa bu davranışı yadırganacak bir iş saymış ve onu kısas karşılığında olmaksızın öldürülmüş masum bir kişi saymıştır. Hızır şöyle dedi. Rablerinin onları değiştirmesini istedik. Burada fiil çoğul zamiriyle gelmiştir. Hızır'ın çocuğu öldürmesinde iki durum vardır. Birincisi iyiliğe, diğeri ise Hz. Musa'ya ve yerleşik adete göre kötülüğe sevk eder. Fiildeki iyilik çoğul zamiri yönünden Allah'a aitken görünüşte ve o vakitte Hz. Musa'nın bakışına göre yadırganan yönse yine çoğul zamiri nedeniyle hazırdan kaynaklanır. Başka bir anlatımla çoğul zamir, çoğul anlamı taşıdığı için iki anlamlıdır. Birincisi iyile ki onunla Hızır işi Allah'a izafe etti, diğeri ise eksikliğe dönüktür. Onun vasıtasıyla da eksikliği kendisine izafe etmiştir. Çocuğun öldürülmesi uçta değil Gemi ve duvar olayı arasında gerçekleşmiştir. Böylece hadisedeki ayıp kusurlu gemi bakımından, iyilikse duvar yönünden meydana gelir. Çocuğun durumu öykünün başında veya sonunda zikredilseydi kendisine bir iyilik veya kötülük katışmaksızın hikmet her yönünün saf olmasını sağlamazdı. Çocuğun öldürülme olayı başta zikredilse ve geminin delinmesi ortada zikredilseydi çocuğun öldürülmesindeki iyilik ki bu iyilik hem çocuğa hem de ebeveyne aittir, ulaşıp görünüşte belirli bir mertebeye uğramazdı. Kastedilen gemidir. Bu durumda söz konusu iyilik duvarın onarılmasındaki iyiliğe bitişirdi. Duvarın onarımı ortada zikredilse ve çocuğun durumu geride bırakılsaydı, geminin delinmesindeki ayıp, çocuğun öldürülmesindeki eksikliğe ulaşmaz, böylece Duvarın onarımındaki iyiliğe temas etmez, kendisine uygun olmayan bir şeye uğramış olurdu. Mertebelerin özelliği kendilerine uğradığında şeylerin ayanını başka bir ifadeyle özelliklerini değiştirmektir. Bu nedenle Hızır Musa kıssasında çocuğun öldürülmesi meselesi ortada zikredilmiştir. Bu durumda olaydaki kusur yönü geminin delinmesini takip etmiş, hayır yönü ise duvarın onarımını takip etmiş Böylece hikmet ortaya çıkmıştır. Hızır, niçin çoğu zamirinde kendisiyle Allah'ı bir araya getirmiştir diye sorarsan, şöyle cevap veririz. Hz. Peygamber, bir hatibin Allah'ı ve peygamberini o ikisine isyan eden sözüyle tek zamirde birleştirdiğini duyduğunda, ne kötü hatipsin demiştir. Hz. Peygamber'in bu ifadesinin ortaya koyduğumuz meselenin bir yönü olduğunu bilmelisin. Şöyle ki, Hakka sadece Hakk'ın kendisine izafe ettiği veya peygamberine veya Hızır örneğindeki gibi hakkında nas bulunan ve katından bilgi verdiği kimseye öğrettiği bir şey izafe edilebilir. İşte bu söz konusu meseleyle ilgilidir. Hatip bu ledünni bilgiden yoksun ve Hz. Peygamber de böyle bir ifadeyi kullanmasına müsaade etmeyince onu kınamış ve ne kötü hatipsin sen demiştir. Çünkü hakkı ve yaratıkları peygamberden gelen ilahi bir izin veya Hızır'daki gibi ledünni bilgi olmaksızın tek bir zamirde bir araya getirmesi uygun değildi. Bu iki durumdan herhangi biri hatipte yoktu. Bu nedenle peygamber onu kınamıştır. Hz. Peygamber bir hadisinde Allah'ı zikretmiş, kendisini zikretmiş, sonra da Rab'le kendisini tek zamirde birleştirerek şöyle buyurmuştur. Allah'a ve Resulüne itaat eden hiç kuşkusuz doğruya ulaşmıştır. O ikisine isyan eden sadece kendisine zarar verir. Allah'a asla zarar veremez. Hz. Peygamber kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuştuğu sadece kendisine vahyedilen vahidir. Hızır da aynı şeyi söylemiştir. Ben bunu kendiliğimden yapmadım. Başka bir ifadeyle yapmış olduğu bütün işler ve Musa'ya söylemiş olduğu bütün sözler Hızır'ın kendi başına yaptığı ve söylediği şeyler değildir. Bunu anla. Onların usulleri hakkında yeterli açıklama yaptık. Süvariler, irade edilenler, çekilenler, sırları yumurta içinde sakınılmış kimselerdir. Dolayısıyla o sırlara hava asla girmez. Onların bu durumu cibinliklerde duran, gözlerini bir an olsun onlardan ayırmayan, sakınılmış yumurta gibi olan hurilerin durumuna benzer. Süvarilerin bir özelliği de uyurken yüzlerini açmamaktır. Sırt üstü yatarlar. Algılamak onlara aittir. Onlar ancak ilahi emirle hareket eder, ilahi iradeyle dururlar. Onların iradesi kendilerinden istenilen şeydir. Durağanlık var olmayan bir durum olduğu için ona emri değil, iradeyi bitiştirdik. Hareket etmek bir varlık durumu olduğu için şayet anlayabilirsen ona ilahi emri bitiştirdik. Onlar ne sıkıntı verir ne de sıkıntıya maruz kalır. Dillerinden en çok dökülen şey maşallah Allah dilerse ifadesidir. Bulutlar onların hizmetine sunulmuş, gayplerin ilminde derinlik kazanmışlardır. Her gecede onların ruhsal bir miracı hatta gece veya gündüz her uykuda miraçları vardır. İşlerin hakikatlerini öğrenmek onların özelliğidir. Böylece onlar göklerin ve yerin hükümranlığını görürler. Allah şöyle der. Böylece inananlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Hz. Peygamber hakkındaysa şöyle demiştir. Bir gece vakti kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah münezzehtir. Burada söz konusu olan Hz. Peygamber'in gece yolculuğudur ve alimler peygamberlerin varisleridir. Onların halleri gizlemektir. Dilim dilim kesilseler bile sahip oldukları şey öğrenilemez. Bu nedenle Hızır şöyle demiştir. Bunu kendiliğimden yapmadım. Binaenaleyh gizlemek onların esaslarından biridir. Şu var ki açıklama ve bildirme emri alırlarsa bunu da yaparlar. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.